Green Company belki de tarihinin en kritik yönetim kurulu toplantısını yapıyor. Arkadaşlar iyi günler. İyi günler. Bildiğiniz üzere şirketimiz zor zamanlardan geçiyor. Bazı problemler yaşıyoruz. Özellikle finansal problemler yaşıyoruz. Bu toplantımızın amacı da hem sizlerin bu yönde yaptığı tespitleri ve aynı zamanda tavsiyelerini dinlemek. Buna göre çalışmalar düzenleyeceğiz. Sizlerin bilmesini istediğim yegane şey de finansal kaynaklarımızın kısıtlı olduğu ve ona göre tavsiyeleriniz. Biliyorsunuz ki İngiltere ve Hollanda'da çalışıyoruz ve ayrıca farklı olarak Rusya ve Kazakistan'a ithalat yapmak istiyoruz. ama şu noktada İngiltere ve Hollanda'yı baz almamız gerekiyor. Çünkü zaten orayı bir oturtamadık. Çünkü stok tedarik yapamıyoruz. Şu anca Kazakistan ve Rusya'yı ertelememiz gerekiyor diyebilirim yani şu şartlar altında. Bey dediklerinize katılıyorum. Şirketin durumu zaten son 3-4 aydır da biraz kendini göstermeye başladı kesin olur. Şu an son 2 aydır maaşları ödemekte çok zorlanıyoruz. Şu an elemanlarda da ciddi bir motivasyon düşüklüğü var. Bunun dışında bizim fabrikamızda da geçen bir araştırma yapmıştık insan kaynakları olarak. Orada bizde gerçekten ihtiyacımız dışında çok fazla çalışanımız var. Onları çıkarmamız bence bizim için şu an daha doğru. Onları çıkarmamız durumunda biraz nefes alabiliriz yani. Durumdayız. Doğru. Bankalar artık krediler bize. Risk almamamız gerekiyor. Tavsiyem bu olur. Anladım. Asif Bey, benim araştırmalarıma göre de rakip firmaların bizden yaptığı en büyük farklılık, bize göre yaptığı en büyük farklılık yurt dışından getirdikleri ucuz ham maddeler oluyor. Yani bizim onları yurt dışından bir şekilde bir imkan bulup tedarik etmemiz gerekiyor. Ki burada işleyip daha uygun fiyata satabilirim. Anladım. Yani benim tavsiyem bu olabilir ancak. Anladım. Evet. Bildiğiniz üzere satış ve pazarlamayı küçük bakkallara, küçük işletmelere ve marketlere yapıyoruz. Bakkallardan çok alacağımız birikti. Tavsiyem o konuyu bir halletmemiz. Finansta finans uzmanından destek isteyeceğim bu konuda. Peki. Ali İbrahim Bey var. Bildiğiniz var mı? Kendisi bir insan mı? Bir iki emeksi var ya. Onlar da öyle var. Nerede ki? Yine geç kaldı toplamda. Ben de hiç burada söylüyoruz. Bu konu bir insan geldiğine. Çok affedersiniz. Müdürüm. Diğer müdürler çok affedersiniz. Trafikten dolayı geç kaldım. Toplantı için hazırlıklı geldim. Size çok bir fikriniz var diye duydum. Evet, fikrim var ve bu inşallah firmamızın bulunduğu durumdan kurtarmak için yeterli olacak. Neymiş diye acaba? Neymiş? Şimdi şöyle Mustafa Bey, ben iki gecedir firmamızın gelir gider investment dediğimiz yatırımlarını araştırdım. Baktık, ettik arkadaşlarla, ekibimle birlikte. Elektronik ortamda sizin gibi böyle kağıtlardan çok da siz de kullanıyorsunuz ama biz biliyorsunuz işimizin nevisi bilgisayar olduğu için bilgisayar ortamında ettik. Bilgisayar yok ama karşınızda. Bilgisayar yok ama çok iyi bir fikirle geldik bugün. Arkadaşlarımla birlikte çalışma sonucunda. Şöyle bir araştırma yaptık. Bizim ihtiyacımız olan parayı biz sanat para denen bir şeyle karşılayacağız. Ne yaparız? Sanat para. Sanat para. İlk yatırımımız bir anda havaya uçabilir. Yani uçabilir diyebiliriz ama öyle olmayacak. İlk duyduğumuzda çok garipseyebiliriz Asip Bey. Size anlatayım. Evet. Öncelikle sistemin adı. Kapatayım çok şey yapmasın. Bütün bilgiler açığa çıkmasın. Öncelikle müdürüm izniyle biz yeni bir şey yapmaya karar verdik. Şimdi paramız yok. Şirket olarak gerçekten zor durumdayız. Herkes evet. Benden önce herhalde açıkladılar. Evet. Sizin gelenekçi yapınıza saygı duyuyorum ancak artık yeni bir şeyler yapmamız gerekmekte. Nedir o acaba? Abi nedir? Mustafa Bey nedir? Bitcoin diye bir şey var. O ne? Sanal para dünyada gelişen ve kullanılmaya başlanacak olan bir sistem. Nasıl bir sistem? Nasıl işliyor?
Siz internet üzerindeki şifreleri çözerek artık para kazanabilirsiniz. Ve bizim ihtiyacımız olan insan kaynakları olsun, finansal destek olsun, pazarlama olsun, ilişkiler olsun, bunları halledebileceğiniz parayı biz burada bulacağız. Hemen alelacele bu sisteme girmemiz lazım. Nasıl gideceğiz? Biz bunu arkadaşlarımızla konuştuk, ettik. Nasıl yapalım? Ne gerekiyor? Bize şu an bu işe girersek şu anda 3 tane süper bilgisayar gerekiyor. Yani ister insan kaynaklarından, ister finansal işlerden keselim. Ama bize bu gerekiyor ve biz bunu başarmak zorundayız. Asif Bey, bence arkadaşı işten çıkarmak için güzel bir zaman. Yani, çok teşekkür ederim. Ben çok garipsin. Yani, ben çok garipsinim, hala garipsin. Peki, yani biz inşallah olacak bir şeyler ama sizinle olmayacağı anlaşıldı. Hayırdır? Nereye? Yoksa istifa mı edeceksiniz? Yani ben artık bu koşullarda, yani bu kadar gelenekçi bir yapıyla çalışamayacağımı anlamadım. Valla kusura bakmayın ama böyle fikirlerle de biz uğraşamayız. Yani, ileride inşallah göreceğiz. Ekibimle birlikte. Bir yerde dersimize çıkarız inşallah. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler diliyorum. Sizin de gördüğünüz gibi bugünden pek bir şey çıktı. Artık bir sonraki toplantıya daha iyi şeyler bekliyoruz. Evet, peki. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, son toplantılarımızdan birini yapıyoruz belki de bugün. Bildiğiniz üzere son 5 yıldır çok ciddi problemler yaşıyoruz üniversite olarak. Belki de bugün toplanmamızın sebebi de artık şirketin satışıyla alakalı kararı almak. Bununla alakalı da bir iki araştırma yaptım ve çok ciddi talepleri olan firmalar var. Sizin artık bu konuyla alakalı söyleyecek bir şeyiniz varsa dinleyelim, yoksa. Yani ben de önceki toplantılarda da zaten söylemiştim. Yani şirketimizin şu an çıkması, şu an bu krizden çıkma durumu bence hayırlısı olsun diyelim biz de. Peki. Danışman şirketinin olan tavsiyeleri dinledikten sonra inşallah hayırlısı olur. Peki, ben teşekkür ediyorum. Tabii. Bugüne kadarki hizmetleriniz için sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Alo kızım, geçen satın aldığınız şirketin elemanları gelecekti. Neredeler? Ben odamdayım, odama yolla gelsinler. Gel. Nazım, sen mi geldin? Ben de tam İtalya'dan aldığım tabloya bakıyorum. Sırf şu kadın için bu tabloya 200 bin dolar var. Biz bu satın alınan şirket için gelmiştik ama... Satın alınan şirket. Peki beni tanıyor musunuz? Bitcoins.